Merhabalar. Yine tekrardan yollarda tabii ki. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ne gidiyorum. Yeni trene bindim. Gece 4.30 treniydi. Saat 10 saat boyunca yolda olacağım. Ve treni kaçırmamak için uyumadım gece. Bütün yol boyunca uyumayı düşünüyorum. Selam tekrardan. Şimdi trenden indim. Aktarmalı gidiyordum. Berlin aktarmalı. Berlin Hauptbahnhof, Berlin tren istasyonundayım. Burada ilk kez bulunuyorum. Gerçekten çok büyük, çok güzel bir yermiş. Biraz soğuk, normal ama. Ve az önce öyle bir şey korktuk ki falan oldum yani. Her neyse. Bayağı büyük. Şimdi size burayı göstereceğim. Trenin gelmesine daha çok var ya. Şu anda saat 8'e çeyrek var. Ve benim trenim 9'da yani 8.58 o saat civarında bir şeyle gelecek ve hangi glaistan yani hangi perondan kalkacağını şu anda bilmiyorum. Saat yaklaşınca öğreneceğim ve burası bayağı büyük, umarım treni yakalarım yani bilmiyorum. Güzel bir deneyim yaşayacağım umarım. Çünkü en son Berlin'e geldiğimde Berlin Hauptbahnhof'a gelmemiştim. Berlin Brandenburg durağına falan gitmiştim. Orada kaybolmuştum. Bayağı bir sorun yaşamıştım. Çünkü Berlin'e gelip de hani kaybolmamak öyle bir lüks var mı ya gerçekten? Emin değilim bu konuda. Her neyse şimdi burada bir information kısmı var. Orayı inceleyeceğim. Saate göre hareket edeceğim. Bir de şu yukarı kısımları gezeceğim. Orada bayağı bir şeyler var gibi böyle ışıklandırmışlar. Bir de Vaynas yılbaşı zamanı geldi. Yani güzel, nereye gezerim bilmiyorum. Saçma salak şeyler var şu anda, bakıyorum etrafa sizinle konuşurken bir yandan. Ama şimdi üst kata çıktım. Size o bahsettiğim hani iki kat veya üç katlı dediğim yerin bir üst katına çıktım. Peronumu öğrendim. Oraya geçecektim. Onun için üst kata çıkmam gerekti. Her neyse. Bayağı güzel bir yer. Sizlere etrafı göstereyim şimdi. Bayağı alışveriş merkezi olarak ve bir aynı zamanda da dar olarak kullanılan bir yer. Kuşlar yürüyor burada, uçmuyor. Çok değişik hayvanlar. Bayağı şey var, mağazalar, eczane, Rossmann, Megamart falan filan, kahvaltınızı yapabileceğiniz, kırtasiye alışverişinizi yapabileceğiniz, bayağı alışverişten eksik bir şey yok yani. Hatta ve hatta tek Alman mutfağıyla kalmamışlar. Tokyo mutfağına kadar gitmişler. Sushici. Yani bu şekilde. Mağazalar falan var filanlar. Ve bu arada ben yanlış yöne gidiyorum. Sırf size buraları göstermek için. Aynı zamanda ben de geliyorum gerçi. Sizinle alakası yok fazla. 24 saat açık eczane. Uzun süredir görmüyorum böyle bir yer. Benim yaşadığım yerde çünkü sadece hafta içi ve cumartesi günü saat 1'e kadar açık oluyor. Diğer pazar günü falan kapalı oluyor yani. Bakalım. Etraf ışıklandırılınca ne kadar güzel oluyor ya. Bir üst kat daha varmış bu arada. Orada ne olduğunu tam anlamadım. 3. ve 8. peron diyor ama orası üst kat değil, düz gitmemizi söylüyor sanırım. Bu şekilde. Her neyse, ben de artık biraz buraları dolanıp peronuma doğru giderim artık. Saat şu anda 8'e 10 geçiyor. 40 dakikam var. Şimdi Praga giden trene bindim artık. Yani kaç saat oldu aslında da şu anda videoyu yeni çekiyorum. Şu anda burada saat 11.52. Saat 9.30'da bindim trene. Tren bir de yarım saat geç geldi. Her neyse işte. Şu anda da tuvaletteyim yalnız. Harika. Biraz sıkıldım çünkü kaç saattir oturuyorum, biraz hareket edeyim dedim, tuvalete geldim. Trenin içini biraz turladım, sonra tuvalete geldim. Her neyse, saat kaçta ineceğim? Büyük ihtimalle 2 çeyrek geçe falan Prag'dayım. Artık oradan da videolar gelir. Bir an önce gitmek istiyorum artık böyle. Tren beni o kadar yordu ki şu anda.
Bir de bu bindiğim tren Budapeşte'nin treni, yani Almanya'nın treni değil. Bu yüzden aşırı konforsuz bir tren yani. Çok eski falan böyle. O kadar da eski değil okey ama. Yani. Gefährlich mehr. Daha iyi olabilirdi. Çünkü Alman treninden Budapeşte trenine bindikten sonra böyle bir, yani attan inip eşeğe binmek gibi oluyor. Yani Almanya'nın trenleri ne güzelmiş ya. Gerçekten böyle rahat rahat valizlerini koyabileceğin rahat yerler var. Burada yok, böyle tıkış pıkış falan. Kendimi şeyde hissettim hatta ilk başta. Berlin'de trene binerken herkes birbirini böyle itiyor falan, dedim. Ne oluyor, nereye geldim ben, Türkiye'de miyim falan oldum ama. İşte Budapeşteliler çok vardı. Belli yani, insanların simasından belli oluyor. Öyle yani. Trendeyken sizinle biraz sohbet edeyim dedim. Şimdi şunu söyleyeceğim. İlk başta Berlin trenindeyken yanındaki adam bana bakıyor, sinirlerim bozuldu, şu an konuşamadım. Her neyse, komik. Berlin trenine gittim ya, Berlin Hauptbahnhof'ta. Orada trenimi bekliyorum, doğru perondayım, eminim ondan. Ondan sonra annemle konuşuyorum. Böyle hava güzel olmuş. Oh, tren gelecek. İşte 5 dakikası var. Ben de bekliyorum. Tren gelecek. Daha sonra da gideceğim. Ondan sonra birden gözüm işte tabelaya daldı. Tabelada şey yazıyor. Bugün için işte Prag'a giden tren 11. perondan kalkacak. Bense daha 1. perondayım. Hemen tabii bir hızla hemen böyle 2 kat çıktım. İki tane sol yaptım ve bunların hepsi sadece 2 dakika içinde gerçekleşti. Aşırı, nasıl diyeyim, böyle heyecanlı bir dakikaydı. Çünkü ben daha önce Berlin'e geldiğimde kaybolmuştum ve dedim ki hayır, yani şu an bir daha kaybolamazsın burada. Kaybolursam gerçekten bir daha Berlin'e gelmek istemeyeceğim. Neyse, kaybolmadım. Buldum treni. Hatta şöyle bir şey oldu, zaten söylemiştim onu da. Tren kaç dakika sonra, yarım saat sonra falan geldi. Geç geldi yani. Böyle saat 2'ye kadar trendeyim şimdi. Böyle köz köz oturuyorum. Bir şeyler yiyorum. Sıkıldım. Bir sonraki videoyu şeyde çekeceğim. Trenle indikten sonra çekeceğim. Daha burada çekemem. Yanındaki adam böyle bakıyor. Dırdır yani kardeşim. Neye bakıyorsun? Şimdi bir tane hediyelik eşya dükkanına girdim. Hani Prag için şey diyorlar ya, Avrupa'nın en ucuz ülkesi falan. O şeyden kaynaklı herhalde, 1 euro 25 kron olmasından kaynaklı, bilmiyorum. Şimdi bakıyorum da yani gerçekten anlam veremedim. Gerçi market alışverişinde bilmiyorum henüz. Hediyelik eşya bölümünde ama bir şu fiyatlara bakar mısınız? Bak mesela şöyle, ne olduğunu anlam veremedim. Kars Köprüsü'nün üstünde, yani Prag okey, 300 kron. Yani şu gördüğünüz şey 500 kron. Klasik marinetler, anahtarlıklar 60 krondan başlıyor, 70 kron, 60 kron. Değişiyor ve magnetlere bakınca da magnetler 60 kron, 80 kron. Bu mu şimdi Avrupa'nın ucuz ülkesi? Galiba. Aa, içecekler de varmış. Red Bull. Birden kamerayı kapattım çünkü kız dedi ki video fotoğraf çekme dedi. Ondan sonra da ben videoyu falan kapattım. Okey dedim, sorry bilmiyordum. Birden böyle bir çıkışmaya başladı. Dışarı çık falan. Hayırdır ya, ne yani? Neyin ayağı bu? Anlam veremedim. Prag'da böyle bir şey yaşayacağımı. Ne bileyim yani. Değişik, zaten Praglı yerli bir vatandaş değildi belli. Çok sinir oldum şu anda. Sen kimsin beni kovuyorsun ya? Allah aşkına sen kimsin? Şu anda bir yer gördüm. Kaldım böyle. Anlam veremedim.
Her neyse. Çok sinir oldum kıza. Şimdi aldım başımı gidiyorum. Prag sokaklarında kaybolmaya. Bu arada Red Bull'u gösteriyordum galiba. Red Bull 70 kron. O ne? Ne gerek var o kadar paraya? Gerçi 70 kronu euroya çevirince 2,5 euro falan yapıyor galiba. Emin değilim. Her neyse. Çok da gerekli değil zaten. Onun yanı sıra şeye baktım. Böyle Fanta çeşitleri vardı. Fanta çeşitleri de işte 50 krondan falan başlıyordu. Gereksiz. Her neyse. Şehri geziyorum. Güzel. Direkt vallahi valizlerimi attım. Size hosteli gösterdim. Direkt kendimi dışarı attım sonrasında. Bakalım. Vaktimiz bol. İki gece buradayız daha. Gezeriz bol bol. Hello. Çok değişik oldu lan. Yeni aldım. Nasıl? Çok hoşuma gitti, aldım vallahi. Kadınla bayağı samimi olduk falan, böyle tatlı kadındı. Dedim tutamadım kendimi, alayım ben bunu. Zaten aklımda böyle bir şapka almak vardı. Biraz böyle dolanalım. Ay nasıl güzel oldu. ne kadar verdim ben buna? 290 kron verdim. Çok para ya. Neden bu kadar para verdim? Ama çok hoşuma gitti. Vallahi. Nereye gittiğimi şu anda ben de tam bilmiyordum. Ama şöyle bir şey oldu. İnternetten baktım. Araba geçiyor musun, geçmiyor musun anlamadım ya. İnternetten baktım. Bu yolun sonu dans eden evlere çıkıyormuş. Bir gidelim. O dans eden evleri de görelim bakalım. Herkes görüyor, bizim neyimiz eksik ya. Allah Allah. İnsanların bana bakışı harika ya böyle. Yani elinde kamera bir kız böyle yürüyor, boş konuşuyor. Kameraya karşı konuşuyor yani. Ben olsam böyle de bakardım ben de. Ne yapıyor acaba? Neyse. Hava çok güzel şansıma ya. Ben buraya gelmeden önce hava durumuna durmadan bakıyordum da. Hani hep şey vardı. Kar. Hatta bayağı yerler falan da tutmuştu. Ama şimdi ne karda ne ser var ne soğuklukta. Tabii. Wow. Şu anda dans eden evlerin tam karşısındayım. Tam karşısında değil aslında, yanındayım. Durun size de gösterim. Bakın. Dans eden evler. Görebiliyor musunuz? Karşısına geçsek daha iyi olacak bence. Karşısına geçelim, bir de oradan bakalım. Burada biz nereden karşıdan karşıya geçelim. Ben buranın trafiğine hiç anlam veremedim. Aşırı İstanbul ya. Ben 4 ay boyunca alışmışım Grace Park'ta. Kasabada tatlış tatlış. Hiç insan yok, sessiz, sakin, güzel bir yer. Birden geldim böyle. Binaların, arabaların gürültülerinin içine yine. Bam diye düştüm yani. Her neyse. Dans eden evler işte. Bunun hakkında bir şey söylemek istiyorum ama bunu söyleyebilmem için binaları karşıdan görmemiz gerekiyor. Benim karşıya geçmem gerekiyor bunu size söyleyebilmem için. Karşıya geçeyim, size hemen ondan bahsedeyim. Arabalara bakın ya. Gerçekten. Bu ne trafik? Neden? Prag'daki yerli halk bu binaların inşa edilmesini kabul etmemiş. Çünkü hani şehre gotik bir mimari hakim ve bu da modern bir yapı. O yüzden kabul etmemişler ama daha sonrasında çok turist çekince şehrin kalkınmasına öncelik etmiş tabii ki. O yüzden şu anda herkes gönül rahatlığıyla kabul ediyor. Kabul etmeyenler de boşu boşuna kendine konuşuyor. Herkese selam. Şimdi de bir restorana oturdum. Yemek yiyeceğim. Ve aynı zamanda Türk biriyle daha tanıştım. Şimdi o da burada kendisi. Göstermemi ister misin kendini? Şimdi yemek yiyeceğiz. Size menüyü göstereyim. Hem siz de fiyatlar hakkında bilgi edinirsiniz.
oturduğumuz yerin adı Pilsnerko. Karışık yani, her şey var sanırım. Ben şu çorbadan aldım. Okuyamıyorum, siz görün. 59 kuruna geliyor. Yani euroya çevirince 2,5-3 euro bir şey yapıyor. Bu şekilde başlangıçtakiler, işte fiyatlar iyi bence. Sence sen nasıl buldun? Fiyatlar? Ben Paris'e kıyasla, Paris'te yaşadığım için Paris'e kıyasla uygun. Daha yani tabii pahalı bir şehir olduğu için Paris'ten azından daha altında kalıyor fiyatlar. Ama tabii ki. Bu restoranın fiyatları iyi ama. Aslında bir yandan da şey oluyor, şimdi TL'yi çevirince 1 Türk Lirası 4 Çek korunası yapıyor. Aslında TL'nin değerli olduğu bir yer var. Çok iyi ya. Aynen. Neyse, çorbalar gelsin bakalım. Sen ne söylemiştin bu arada? Burger. Burger, et, tavuk. Bunun hakkında Türkler şey yazmıştı. İş makinesi izler gibi Franz Kafka'nın kafasını izleyebiliriz gibi cümleler duymuştum. Gerçekten de öyle, şu an çok hoşuma gitti. Şimdi burada bu buranın özel bir tatlısı var, Tredelnik adında. O tatlının nasıl yapıldığını görüyoruz. Önce odunu yağladı, daha sonra hamuru öyle sarıyor ve pişirip üstüne pudra şekeri gibi bir şey atıyor. İçine Nutella dolduruyor isteyenlere. Çok tatlı gibi görünüyor aslında ama o kadar da tatlı değil. Bakın burada fiyatları da var. İşte sadesi 70 Çek kornası, Nutella'lı birlikte 100 Çek kornası. Bu ayrı bir çay, çay 70 korna diyor. En son görünümü böyle bir şey oluyor. Bunun içini doldurup yiyorlar. Güzel. Bu sefer de Christmas Market, yani yılbaşı pazarını Prag'da bu şekilde böyle görüyoruz. Her yer çok renkli, ışıklı. Çok güzel. Ama çok aşırı kalabalık gerçekten. Bugün bu şapka hiç başımdan çıkmayacak anlaşılan. Su aldım. 20 kron tuttu. 20 kron 5 TL mi yapıyor? Yani 1 lira 4 kronsa matematik pert. Yani 20 kron da işte 5 lira yapıyor ya. Aynen aynen. Bugün de böyle sonlandırıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp güzel adam akıllı bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Hadi iyi geceler bana. Yarın görüşürüz. Selam. Şimdi Tredelnik aldım. Sadece çikolatalı olandan aldım. Çünkü diğerleri o kadar karıştırıyorlar ki. Yani böyle şu anda karşımda var. İşte mesela böyle krem şanti meyve. Waffle'ın sarılmış hali gibi oluyor. Ve aşırı sert şu anda. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Bakalım şimdi Old Town'a doğru yoldayım. Görüşürüz. Ortam çok güzel görünüyor gerçekten. Harika bir manzara, her yer ışıklandırılmış, tam anlamıyla Christmas ortamı böyle. Selam, şimdi de sonunda Old Town'a gelebildim. Eski şehir denilen meydandayım ve hemen arkamda Tim Kilisesi bulunuyor. Thank you.
acımış. Videoyu direkt astrolojik saatin dibinden açtım şu anda. Size bir şeyler söylemek istiyorum çünkü. Bu astrolojik saat hakkında şöyle bir geçmiş var. Bu saati inşa eden adam hakkında daha iyisini yapabileceği hakkında söylentiler çıkıyor. Daha sonrasında Prag şehir heyeti kuruluyor. Bu Prag şehir heyeti bir olup bu adamı kör ediyorlar. Daha sonra adam sinir oluyor tabii ki de, sinirleniyor. Ondan sonra geliyor ve saati bozuyor kör haliyle. Nasıl oluyor bilmiyorum. Saati bozuyor ve yıllar boyunca tamir edilemeyen bir saat oluyor. Bu saatin özelliği şu. Bu saat sadece saati göstermiyor, aynı zamanda güneşin, ayın konumunu gösteriyor. Ve saatin üstünde minik heykeller var. Aslında o heykeller normalde küçük animasyonlar yapıyor, yani küçük hareket halinde oluyorlar. Ama şu anda kapalı sanırım, saat de çalışmıyor. Anlaşıldı. Ve burası aşırı kalabalık. Bütün tur grupları burada şu anda böyle takılıyorlar. Şehrin tam olarak burası çok harika. İnsan kendini turist olduğunu daha iyi hissediyor burada. Tabii Prag'ın her yerinde insan kendini turist gibi hissediyor. Okey, doğru. Çünkü şehir tamamen turistlerden oluşuyor. Yerli halk çok az. Ya da benim denk geldiğim diyor. Çok fazla Türk de var aynı zamanda Prag'da. Bakalım. Şimdi Kaos Köprüsü'ne gidiyorum. Az önce New York'lu bir çiftle tanıştım. Sohbet ettik. Tek misin falan. Aynen, tek geziyorum dedim. Ondan sonra Türkiye'ye gideceklermiş. Yakın bir zamanda. Kesin bir şey yokmuş. İşte ben dedim ki o zaman gelirseniz size rehberlik yaparım dedim. Sevindiler. Şunlara bak. Aa, açmıyor. Manyak. Değişik. Ne diyordum? Ha, işte iletişim adreslerimizi aldık. Öyle Türkiye'yi tanıtıyoruz. Türkiye'yi tanıtmaya devam. Çok güzel ya. Harika. Hadi ilerleyelim. Kuşlar asla uçmuyor. Gitsene oğlum. Çok sinir bozucu. Hello. Ay, inanmıyorum size ya. Yine. Masalsı şehir, aşk şehri olarak da anılan, birçok takma ismi bulunan bu şehir gerçekten beni çok nasıl diyeyim, mutlu etti. İnanılmaz sevdim. Hem iç kısımlarının İstanbul'a çok benzemesi, kalabalık oluşu falan, o tarz şeylerini saymazsak gerçekten çok güzel bir şehir. Herkese burayı öneriyorum. Çok güzel. Özellikle Kars Köprüsü'ne gelip böyle bir durup, yani bir sessizliği dinleyin diyeceğim ama sessiz değil ortam. Her neyse. Bakın burada neler var, size gösteriyorum.